değerli Artı Televizyon izleyicileri, 2019'un bu ilk haftasında yeniden birlikteyiz. Geçen programda da dileğimizi yinelemiştik. Tekrar bu yılın ilk programında yineleyelim. 2019 tarihi hakikatin açığa çıkacağı bir yıl olsun, barış olsun, demokrasi olsun. Hepinizin tüm istekleri gerçekleşsin dileyelim. Bu programda 2018'in son haftasında Türk İslamcılığının önemli ismi, ideologu, rol modeli Necip Fazıl'a ait, Necip Fazıl'ın ismiyle verilen ödülle kapanmıştı. 21 Aralık'ta Lütfü Kırdar Kongre Salonu'nda Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla 5. kez Necip Fazıl adına ödüller verilerek Necip Fazıl'a abartılı pozitif atıflar bulunularak Necip Fazıl gençliğe örnek gösterilerek bir ödül töreni gerçekleştirilmişti. Bu ödül töreni ilginç bir gerçeği de açığa çıkardı. Necip Fazıl'ın ailesi tarafından kurulan, Necip Fazıl'ın adına kurulmuş vakıf 5 yıldır aslında söz konusu Star Gazetesi tarafından yürütülmekte olan bu ödül törenlerine itiraz belirtiyor. Ve süreç mahkemelik bir konuma kadar varmış. Necip Fazıl Vakfı söz konusu ödüllerin bir istismar alanı olarak kullanıldığını, Necip Fazıl fikriyatına ters ve hatta Necip Fazıl'la sorunlu insanlara, hatta onu faşistlikle suçlayan insanlar dahil olmak üzere insanlara ödüller verildiğini ısrarla belirtiyor ve ödül törenlerini protesto etmeye, mahkeme kanalı engellemeye çalışıyor. Ama buna rağmen elinden adeta bir şey gelmiyor. Aslında paylaşmakta fayda var. Söz konusu vakıf, fikir, estetik dünyasına Necip Fazıl'ın yabancı ve manevi mirasını hiçe sayan, tahrif ve tahkir edici bir üslupla yürütüldüğünü iddia ediyor. Ama söz konusu gazete ısrarla vakfın, yani Necip Fazıl'ın mirasçılarının taleplerini dikkate almayan bir duruş sergiliyor. Söz konusu vakıf adına yapılan açıklamada, fikrin, ahlakın, düşünce haysiyetinin hiçbir değerinin kalmadığı, yerlerde süründüğü, fikir ve ahlak namına her şeyin işporta pazarında alelade şeyler kadar kıymet gördüğü bir zamanda yaşıyoruz diyerek söz konusu ödül vericilerinin ve tercihlerinin aslında aileye ve Necip Fazıl Vakfı nezdinden nerede görüldüğünü belirtiyor. Necip Fazıl'ın ismine layık jüri ve eserlerin nasıl bir muhteva, fikir, estetik ve kıymet taşıması gerektiğine tafsilatıyla girmeden söyleyelim ki, jüri ve verdikleri ödül sahipleri, bazı istisnalar hariç diyor, üstadın davasını bırakın sürdürmeyi, onu tanımanın cümle kapısından bile girmemiş, pazar bezirganlığını aşamamış kalemşörler olduğunu iddia ediyor. Bu süreç, bu polemikler mahkemeye de yansıyor. Nitekim ilk önce mahkeme vakfın talebini, haklı görünen talebini dikkate alarak söz konusu ödülleri engelliyor. Fakat bir müddet sonra aynı mahkeme yeniden ödüllerin Star Gazetesi tarafından verilmesi doğrusunda bir karar veriyor. Ve bunun üzerine vakıf söz konusu gazeteye birebir görüşme talebinde bulunduğunda da gazetenin kendisine verdiği cevap patronlarıyla görüşme, bir uzlaşı yolu bulma çabasını patronumuz diyor. Ankara'da ve en tepede nasıl gelsin? Çok ilginç. Bunun üzerine işte vakıf iktidarın pravdası diye suçlayarak gazeteyi, çaresizliğini dile getiriyor. Özetle Necip Fazıl üzerinden inşa edilen İslamcı rol modeli, Necip Fazıl'ın kimliği, niteliği üzerinden yaratılmaya çalışılan toplum modeli aslında bizzat Necip Fazıl'ın ailesiyle bile kavga edilerek yürütülen bir süreç. Bu vesileyle de aslında Necip Fazıl'ı biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz. Bu programda bunu yapmaya çalışacağız. Ve aslında Necip Fazıl'ı tanıdıkça bir rol modeli olma imkanı kesinlikle olmayan bir şahsiyet karşısında olduğumuzu, iki, geleceğin Türkiye'sinin nereye sürüklenmeye çalışıldığını da görmek açısından çok büyük bir aydınlanma yaşayacağımızı zannediyorum. Ayşe, istersen önce Necip Fazıl'ın hani tarihsel geçmişini, gelişimini, kişisel macerasını, tarihe nasıl, kişisel tarihinin nasıl zapt olduğunu bir tanımaya çalışalım. Evet. Buyur. Evet. Renkli bir şahsiyet kendisi. Renkli. Onun için öyle hani o tarihe girişini böyle anlatırken belki daha uzun zamana ihtiyacımız olur ama böyle temel başlıklarla bir şeyler söyleyelim. 1904 doğumlu. Doğduğunda kafası vücudundan büyük bir bebek olarak dünyaya gelmiş. Yani dünyaya gelirken bile aykırı bir duruşu varmış, öyle diyeyim. Ailesi hem anne tarafı hem baba tarafından yüksek bürokrat kişiler. Bir tane dedesi mesela Maraşlı kısa kürekzade Hilmi Bey. Mecelle yazarlar arasında olmuş, Fransız kültürüyle büyümüş bir hukukçu. Babaannesi Zafer Hanım'ın babası da Halep valiliği, Harciye Nazırı müsteşarlığı, Zaptiye Nazırlığı yapmış birisi. Baba Fazıl Bey, ailenin tek çocuğu, hukukçu ve Batı kültürüne yakın bir aile. Necip Fazıl çocukluğunda çok sorunlu bir öğretim hayatı geçirmiş benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü o kadar çok okul değiştirmiş ki izlemekte bile insan zorlanıyor. Gedikpaşa'daki Fransız Frerler okulunda başlamış. Buradan ayrılmış, okulu beğenmemiş, haşin bulmuş. Amerikan Koleji'ne gitmiş. Oradan haylazlığı yüzünden kovulmuş. Büyükdere'deki Emin Efendi mahalle mektebine geçmiş. Yani kolejden mektebe gelmiş. O da olmamış. O sırada ondan ayrılarak Vaniköy'deki İstanbul Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi, arkasından da Vaniköy'deki Rehberi İttihat Okulu'na geçmiş. Şu ana kadar 5 etti dikkat edersen. Sonra kız kardeşi hastalanıp ölünce aile Heybeliada'ya taşınınca da orada şeye gidiyor. Bahriye Mektebi'ne gidiyor ki Bahriye Mektebi biliyorsun Nazım Hikmet'in de öğrenci olduğu okul. Nitekim Nazım Hikmet'lerden 2 yıl sonra giriyor. Okul arkadaşları Yahya Kemal Aksekili, Hamdi Bey, Hamdullah Supi, İbrahim Akşi gibi hocalardan ders alıyor. Arkadaşlar diyor, özür dilerim, hocaları. Bu açıdan burada bir Batı kültürüyle de militarizmle de tanışıyor ve bu militarizm kısmını çok sevdiğini daha ileriki yıllarda hayat hikayesinde göreceğiz. Taner Timur'un bu konuda güzel bir makalesi var, bilirsin. Onun anlattığına göre, yani oradan okuduğum kadarıyla Michel Zevako, Alexander Dumas ile başlıyor, Lord Byron, efendime söyleyeyim Oscar Wilde, Shakespeare gibi yazarları asıllarından okuyor iddiasına göre ve burada Puccini, işte efendime söyleyeyim Dostoyevski, Tolstoy, Proust falan gibi birçok Batı kültürünün en önemli figürleriyle bu yaşlarda tanışıyor ve Batı'yı çok fazla seviyor. Sonra şeye giriyor, felsefe fakültesine, felsefe bölümüne giriyor İstanbul Üniversitesi'nin, Darülfünun o zamanki adıyla. Fakat orada da bir sürü ünlü edebiyatçıyla tanışıyor, çevresini genişletiyor ve orada adeta megaloman bir kişilik geliştiriyor. Herkesin kendisini tanıdığını, bildiğini, herkesin kendisine önem verdiğine dair hissiyatı o yıllarda ortaya çıkıyor. Bunu da kendisi biyografisinde anlatıyor ve bu coşkuyla felsefeyi bitirmeden devletin sağladığı bir bursla Paris'e gidiyor. Orada Sorbonne'a giriyor. Sorbonne biliyorsun Avrupa kültürünün modern akademik merkezi. Orada örneğin Henry Bergson'la bu zaman kavramı üzerine önemli çalışmaları olan önemli filozofu onunla tanışıyor. Fakat o dönemde bu kadar geniş kültürel olanakların içerisinde kendi otobiyografisini okuyacağım. Nasıl bir alıyor Paris'ten, hülasa alıyor diyeceğim. Kadını, kumarı, içkisi, bohem hayatı, şüpheci felsefesi, saran nöbetleri içinde sanatı çözmeye çalıştıkça dolaşan ve bütün meselelere Paris, kabus şehrindeki hayatımı anlatmaya hicabım ve İslami edebim manidir. Yani yaparken İslami edebi ve hicabı mani olmadığı bir sürü şey yapıyor. Sadece anlatmaya hicap duyuyor. Onlar nedir? Sonradan. Sonra anlatıyor. Tabii. O ve Ben diye. Evet, onun otobiyografik kitabında. Ve öyle ki orada yaşadığı hayat öylesine sefih ki anlaşılan, ona burs veren Ankara bunu duyuyor ve Türkiye'ye gelmesini istiyor ki çok az kişiye yaptıkları bir şey. Aslında o dönem biliyorsun birçok genç hak etsin hak etmesin Avrupa'ya gönderilmiş, Almanya'ya, Fransa'ya ve orada çoğu da önemli başarılar, başarılı bir eğitim hayatı gördükten sonra Türkiye'deki şeyde büyük aslında katkıda bulunmuşlardır. Cumhuriyeti inşa etme, modernleşme, sanayi, uzmanlık ihtiyacını saptayıp buna uygun olarak pek çok gence, evet, burs veren aslında çok olumlu bir çabadan. Evet. Mesela tarımcılar değil mi? Ziraatçılar gitmiştir bir sürü Almanya'da önemli ziraat eğitimi alan ve sonra Türkiye'ye gelip tarımı modernleştirmeye çalışan kişiler vardı. Evet. Toplumsal tarihte hatırlamıyorum şu anda yazarın, çok önemli bir makale okumuştum. Şimdi dönerken de hatta son maaşını da kumarda kaybediyor ve bu kumar illeti onun hayatında daha sonra göreceğiz. Önemli bir şey olacak, onun ayağından çelmeleyen bir şey olacak ve bundan dolayı da iktidarla ilişkileri daha çok biraz sonra detaylandırarak kanıtlayabileceğimi düşünüyorum. Çıkar, o günü kurtarma, işte projeleri için para almak ama onu bu kötü alışkanlığı için harcamak şeklinde oluyor. Bu ilişkilerde sayesinde yani İslamcı tercihinden sonra da kurtulmadı, tabii, veya kurtulmak için çaba harcamadı. Harcamadı ya da kurtulamadı. Yani bayağı çünkü yani dolayısıyla gençliğe önermeleri de kendi hayatı tutarlı olmayan bir kişiden söz ediyoruz. Evet, bence de bu çok önemli. Türkiye'ye döndükten sonra da Felemenk Bahri Sefit Bankası'nda işe başlıyor. Oradan sonra Osmanlı Bankası'na geçiyor. O sırada yine birçok entelektüel ilişkisi sayesinde böyle ufak tefek hikayeler vesaireler yazıyor. Bu dönemde kumar, içki ve kadına bir de Beyza Hanım kod adıyla eserlerinde yer alan kokain giriyor. Bunu kendisi inkar ediyor. Ben kokain kullanmadım diyor. Ama Baba Ali adlı kitabındaki, bu da Baba Ali anıları, kendi hayat hikayesini içeren bir şey. Çok müthiş bir şekilde adeta içmiş hissi veren tanımları var. Mesela diyor ki Beyza hanımefendi adı ve sanıyla kokain, küçük bir şişe içine naftalin gibi pırıl pırıl ince ve beyaz bir toz, burnunda ve yanak adelelerinde hafif bir donma hissi ve peşinde dipsiz bir huzur, suhçu mizaç ve her şeyi bağışlama, oluruna bırakma zevki. Bu bir hal, lafla anlatılmaz, bir kere iki kere çekmekle de anlaşılmaz, devam etmek ve onunla ünsiyet kazanmak gerekir. Şimdi bu tarifte adeta tecrübe eden bir insanın bir detayları var. Çok açık. Kesin zaten kokain olduğu söyleniyor ve bu Beyza kod adı daha sonra edebiyat ürünlerinde veya dönemin hatıratında da hep karşımıza çıkacak. Böyle bir önemli bir şey. Burada bilmiyorum, girmek ister misin? Yok, şeyle? Bir iki şeyle daha şey yapıp sana bırakayım topu. Sonra İş Bankası Ankara Şubesi'ne giriyor. Askerliğini yapıyor. Döndükten sonra yine bankanın Trabzon, Edirne ve İstanbul şubelerinde çalışıyor. Ve bu dönemde rejimle ilişkisinin nasıl olduğunu anlatan bir açıklaması var Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde. 5 Ocak 31 tarihli Hakimiyetim. Ne 5 Ocak? 23 Aralık'ta biliyorsun Menemen'de bir kalkışma olmuş. İrticai kalkışma diye bizim resmi tarihin kodladığı, Kubilay adlı bir asteğmenin başı kesilmiş ve şöyle diyor onu anlatırken: gözüme görünen şeyi açıkça, kaidesiz, tertipsiz, imansız söylüyorum. Eğer zayıf tutarsan, eğer inkılabın yüreğini, hassasiyetini ve sinirlerini temsil etmezsen, bıçağın ters tarafı ile 20 dakikada kesilen Kubilay'ın kafasında sana tevcih edilen akıbeti seyredebilirsin. Türkiye'nin nüfus kütüğündeki softa ve mürtecilerin yeşil kanını kurutacaksın. Bu kadar. Bu kadar keskin ve net bir Kemalist söylemi var. Hem Kemalist hem de şiddetle, şiddet içeriyor. Çok devrimin doğru, şiddetle oluşturulması konusunda da bir hayli uç yani bir militan bir yani pek duruşu çok bildiğimiz var. Kemalist'in kullanmadığı bir metafor kullanıyor ve şiddet kullanıyor. Evet. Sonra Softa kimdir diye, yani bu böyle arzi bir şey sanılabilir. 32'de yazdığın Softa kimdir adlı hikayesinde de diyor ki Onu tarife hacet yok. Onu tanırız. Yürüyüşünden, duruşundan, bakışından, kaçışından tanırız. O zaten kendini gizlemiyor. Dün başına sarık sarıyordu. Bugün giydiği şapka Hüsnü nazarında gene sarık. Bugünün sarıklısı dünden daha çok, daha yezittir. Zamanın akışını zorlayan, kendi iddiasından başka hiçbir yenilik olmayan deliler müstesna, her yeni şey karşısında eskinin ısrarı softalıktır. İslamlık çıktığı gün putperestler softaydı. Asırlardır ilim ve cemiyetin terakkisi karşısında da İslamlık softadır. Düşünebiliyor musun? Arka planda nasıl bir şey var? İslam eleştirisi var. Gitti. Yani İslamcılık, siyasal İslam falan, İslamlık diyor. Evet, doğru yani, söylüyorsun. Çünkü yani o gün öyle ilginç bir kavram yok aslında İslamcılık diye. Evet. Ama bu İslam softadır doğrudan, diyor. Evet, gerçekten çok uç bir ifade. Evet, yani, uç bir ifade. Evet. Ben de inan bu yazımı yazarken her okuduğumda şaşkınlığa uğramıştım ki bana daha sonradan okurlarımdan çok daha gizli, çok daha az bilinen, çok daha sansasyonel bilgi notları geldi. Onları burada söylemiyorum çünkü hakikaten ispat edemem, şey yapamam ama bu dönemdeki kimliği gerçekten ilginç şeyde. Sonra işte 34 yılında bir dönüşüm için ilk çengeli atıyor. Beyoğlu Ayağa Camii'nde cuma dersleri vermekte olan Nakşibendi büyüklerinden Vanlı Seyit Abdülhakim Arvasi ile tanışıyor. Ve ona göre onunla yaptığı o ilk sohbette bir buhran gecesi diyor ve Arvasi demiş ki kendine o gün, keşke bu kadar zeki olmasaydın ve bu iltifat onu daha da bir coşturuyor. Yani kendisinin keşfedildiğini gerçek niteliğiyle düşünüyor ve ondan sonra işte şiirler falan yazıyor onunla. Mesela diyor ki, bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Daha sonradan Kafa Kağıdı kitabında da köpeğin olarak kendi köpekliğimden kurtulayım, insan olayım diye yalvarıyor Arvasi'ye. Burada bence dikkat çekici olan Necip Fazıl'ın kişiliğindeki aşırılık, ajitasyon eğilimi ve her şeyi birden şirazesinden çıkaran bir ne diyeyim sana, uçlara savrulma şeyi. Belki söylemek istediğin şeyler vardır burada. İstikrar olmayan, sistematiği olmayan, esen rüzgara veya yaşadığı bunalıma göre çok radikal değişim geçiren ve radikal değişim geçirdiğinde bir önceki duruşundaki aşırılığın aynısını bu sefer de sergileyen. Yani dün Softa yobaz İslam diyordum. Bugün Arvasi'ye köpeğin olayım, beni ayırma gözünün önünden. Yani aslında bu durum daha sonra İslamcı gençlik nezdinde ajitasyon ihtiyacını da karşılayıp birdenbire olağanüstü bir şekilde bir İslamcı idol haline gelmesinin de aslında doğrusu karizmatik kişilik aslında bir anlamda. Sevmem ama hani kişisel süreçleri, psikoloji eksenli açıklamayı sevmem ama gerçekten burada bunun tipik bir vaka kelime de. Doğru. Bu sıradan bir insanla karşı karşıya değiliz. Yani cerbeze denilen şey yaratabiliyor. Bir böyle psikanalitik bir şeyle de incelenmesi gereken bir kişilik. Çünkü Arvasi ile tanışırken de kadın, kumar, bilmem ne, içki, onlar devam ediyor. Yani hani orada buhran geçirip de hemen bir mümin olmuyor. Yani o orada göya temel çivisi çaktın diyor zaten, dikkat et ileriki yıllarda. Yani çiviyi çaktın ama bina yükselmedi üstünde, bunu kabul ediyor. Bu sırada işte tekrar Ankara'ya yanaşıyor. 35'te gidiyor İş Bankası Genel Müdürü kadrosuna giriyor. Celal Bayar'la karşılaşıyor. Celal Bayar ona diyor ki, ne yapıyorsun, neler iş var? İşte o da diyor ki, bana bir iş sağlarsanız vesaire. Teftiş heyetinde ona bir kadro buluyor. Bu da enteresan. Celal Bayar, yani bu gelgitler, içki, kumar, bilmem ne vesaire, onu şey yapmıyor yani, dışlamıyor anladığım kadarıyla. Sonra yine Edebiyat Dergisi çıkarmaya çalışıyor. Aile kökeninin aslında devletin değişik kritik noktalarındaki bağlantılarıyla da ilgili. Çok doğru. Ve Batı kültürünü tanıdığı için muhtemelen bu kişisel sohbetlerinde entelijansiyayla oradan, Bergson'dan, işte Tolstoy'dan, Dostoyevski'den falan şeyler söylüyordur yani ve orada bir yer ediniyordur kendine. Kimi sırtına binip yükselmek istiyorsa onun fikri dünyasına seslenebilir bir altyapıya sahip bir sıra dışı bir birikimden de söz ediyoruz aslında. Çok uzattım belki ama yok, hayır, aslında önemli bilgiler edebiyat, daha sonraki değerlendirmeler açısından. 36'da bunları... bir edebiyat dergisi çıkarmaya karar veriyor. Yine Celal Bayar'a gidiyor ve Celal Bayar ona 1600 lira takdim ediyor ki o sırada bir mebusun aylık maaşı 200 lira. Yani 8 mebus maaşı bugün 20 bin lira olduğunu düşünürsen yani 160 bin lira kadar büyük bir para takdim ediliyor kendisine ve bence o dönemde yazdığı bir tiyatro eseri var. Göya kendi anlatımlarına göre veya kendi çevresi kapalı kişi oynuyor vesaire ama izleyenler Falih Rıfkı falan da baygınlıklar geçirdi, fenalıklar geçirdi diye anlatıyor. Unuttum adını şimdi. Ama bence yine önemli bir anekdot. Atatürk'ün ölümü üzerine 26 Kasım 38'de Cumhuriyet Gazetesi'ne şu satırları yazıyor ki ileride biliyorsun Atatürk düşmanlığının da en önemli dayanaklarından, yani ne diyeyim sana, sembollerinden biri olacak Büyük Doğu hikayesinde. Evet. Benim gözümde birbirine bağlı iki işin sahibi iki Atatürk var. Zaman tasnifinde bunlardan biri düşmanın denize dökülüşünü, öbürü bugüne kadar sürer. Biri ölüm hükmü giymiş bir milleti şahlandırdı, mucize çapında bir başarıyla madde ve askerlik planında muzaffer kıldırdı. Öbürü bir an evvelki ölüm tehlikesini doğuran sebepler alemine karşı harekete geçti. Fikri ve cemiyet planında yeni bir dünya inşaatına girişti. İkisi de dikkat edersen olumlu. Hani insan iki Atatürk var, biri negatif, biri hayır. İkisi de pozitif. Biri asker, biri biri devrimci onun kafasında. İnkılapçı Atatürk Tanzimat'tan beri Türk cemiyetinin Avrupa medeniyet manzumesine kavuşturulması yolunda girişilen yarım ve kısır teşebbüsleri tam ve %100 randımanlı hamleler haline getirdi ki bu sen de altına imza atarsın, senin de tezindir, benim de tezimdir zaman zaman. Milli kahramanın ölümü önünde duyduğumuz matem hissini tek bir emniyet duygusu ile teselliye muktediriz. Teknesinde Atatürk'ü yoğuran Türk milletinin için tekevvünleriyle aynı çapta kahramanlara daima gebe kalacağı. Yani müthiş bir ve daha sonradan da devam ediyor bu. Sadece bu ölüm şeyiyle değil, daha sonraki yazılarında da ilk şeyde göreceğiz. Fakat uzatmayayım. O sırada 1943'te yani 5 sene kadar sonra birden yeni bir dönüşüm oluyor ve Büyük Doğu ortaya çıkıyor. İstersen Büyük Doğu konusunda konuşmayı sana bırakayım. Aslında arada girerim. Buraya kadar ki hikaye, yaşanmışlık tipik bir Kemalistin, aşırı bir Kemalistin. Hatta Mustafa Kemal'in bile yapmayacağı şeyleri onun adına gözü kara bir şekilde yapmaya hazır. Örneğin işte bizim Kemalist ideolog diye bildiğimiz pek çok insanın, Fahri Rıfkı Atay başta olmak üzere, asla etmeyeceği sözler, asla yapmayacağı aşırılıkları sergileyen en azından bir omurga. Burada tamamen omurgasız. Fakat abartılı bir Kemalist, abartılı bir tanzimatçı, abartılı bir batıcı, abartılı bir cumhuriyet devrimcisi tipiyle karşı karşıyayız. Fakat 1943'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayan sıkıntılı ilişki ki bu ilişkinin de fikri bir dönüşüm, fikri bir muhasebe, ya ben galiba şu konularda yanılmışım diyerek başlayan bir dönüşümle gerçekleşmediğini, çıkar ilişkisi ekseninde başlayan dönüşümle birdenbire tam tersi bir dünyanın temsilcisi olacak. Aslında ama ya 43'te bile Atatürk güzellemeleri var, biliyor musun? İsmet İnönü'yle başlıyor ama zaten. İsmet İnönü'yle başlayan bir çelişki. Bu çelişki önce Mustafa Kemal'i ayırıyor ki pek çok insanda da bunu görüyoruz. Aslında daha sonraki kimi Kemalistlerde de İsmet İnönü, Atilla İlhan da dahil olmak üzere her şeyi, her olumsuzluğu Mustafa Kemal'in ölümü sonrası İsmet İnönü'ye bağlayarak açıklama tarzı bir tez. Sadece Necip Fazıl'la sınırlı değil. Yani büyük lidere saldırmaya cesaret edilemiyor ama tek parti dönemini eleştirmek gerekirse İnönü çok günah keçisi olarak Necip Fazıl özgünde bir cesaret problemi olduğu kanaatinde değil. Necip Fazıl'ın en azından cesaret açısından bir problemi söz konusu değil. Fakat ben fikri dönüşümünün öncelikle işte CHP İsmet İnönü ile girdiği çıkar çelişmesi, İsmet İnönü ve CHP'den beklediği destekleri alamamasıyla başlayan kırılma ve kırılmanın öncesinde de Mustafa Kemal'e dair pozitif görüşlerini sürdürme kaydıyla ama şeyi İsmet İnönü'ye saldırmak eksenli bir süreç başlıyor. Devam et. Yani çok şeydi mesela 9. sayısında Büyük Doğu'nun bu bir yarışmaya gönderdiği şeyin şeyden almış. Ulus Gazetesi'nin 38 yılında düzenlediği bir şiir yarışması var. Milli şiir. Ona gönderdiği şiirin adı Büyük Doğu. Bunu dergisinin adı yapıyor. Burada aslında kendisi kendi takma isimlerle yazı yazıyor. İşte BD, Bab, İstanbul Çocuğu, Fa, Tenkitçi, Nemu, Ahmet Abdülbaki, Abidin'in Kölesi, Adı Değmez, Bankacı, Profesör, Dilci, evet onlarca ismi var yani orada. Onun için yazılarını bulup da hani bu onun diye teşhis etmek de bazen zor olabiliyor. Mesela 9. sayıda Atatürk'ün altın anahtarla açtığı son fabrika kapısı diye bir tane şeyi tanıtıyor. Ona 10. sayıda Atatürk dirilecektir başlıklı bir yazı yazıyor. Tarihi var mı? Var. Bu 6. sayı? 1943. 43. 43'ün hangi ayı yazmamışım? Evet. 9. sayı olduğuna göre atıyorum Eylül ayıdır falandır. 10. Ama sayıda, Mustafa Kemal'in ölümünün arkasından 43, geçen 5-6 yıldan sonrasında. 10. sayıda Atatürk dirilecektir. Evet bir gündür evet laf ve hayal yahut fikir ve remz aleminde değil doğrudan doğruya madde ve hakikat dünyasında Atatürk hayata dönecektir. Bir gün Atatürk Etnografya Müzesi'ndeki taş sandukasının kapağını omuzlarıyla kaldırıp ufki vaziyetten şaküli vaziyete geçecek. Sırtında Maraşlı üniversite forması Ankara'da Atatürk bulvarında görünecek. Yani adeta mistik bir şeyle ki aşırılıklardan tipik bir örnek aşırılıklardan. Ve Mustafa Kemal'i dönemin CHP iktidarına karşı ve Maraşlı. Biraz da savaş ortamı belki 43 2. Dünya Savaşı herhalde böyle bir şeye de coşuyor. O kadar laflar var ki. Ama sadece bir savaş atmosferinden değil aynı zamanda eski devrim değerlerini geri döndürecek. Aynen. Şu andaki mevcut tahrifat, mevcut içeriğini boşaltmaya karşı bir... Yani hala ideolojik anlamda Kemalizme bağlı. Ama bir tek 43 yılında arada rejim biraz demek ileri geri laflar etmiş. Dini propaganda yapıyorsunuz diye uyarılıyor kendisi ve birkaç aylığına kapatılıyor ve devlet konservatuarında da çalışıyor müsaade. Sonra da oradaki görevinden de uzaklaştırılıyor. Dergi tekrar açılıyor, kapanıyor ama artık 45'te Allah'a itaat etmeyenlere itaat olunmaz hadisini yayınlıyor. Bu da kopuş. Tek partinin yani siz artık itaat, saygı duyulacak bir noktada değilsiniz iması. Şükrü Saracoğlu'yla tartışıyor. O sırada bu açılıp kapanmalarla bu iyice radikalleşmeye başlıyor ve dini içerik Büyük Doğu'da büyük bir ağırlık kazanmaya başlıyor. Artık eski şeyleri kapatıyor, temaları. Bundan sonraki dönemde bir önceki ideolojik argümanların tam zıttı bir Necip Fazıl karşısındayız. Örneğin bu sefer bir önceki dönemde büyük bir övgüyle söz ettiği ve Kemalizme bağladığı Tanzimat dönemini, Tanzimat'tan beri ismine inkılap dediğimiz bütün davranışların bu cemiyeti düzeltilmesi en çetin mikyaslarda bozduğunu, örselediğini ve gerilettiğine inanıyoruz diyen tam tersi %100 zıt, üstelik de bir önceki görüşlerle de herhangi bir muhasebe yapmadan onları adeta üstünü örterek bütün zigzaklarında böyle bir yan var. Ölümüne yakın İslamcı çizgiden MHP'li bir çizgiye doğru yaklaştığında da benzeri bir durumu veya işte darbe destekçiliğinde de göreceğiz. Devam ediyor. Biz kainat görüşünün İslam'da, dünya görüşünün İslam'da, insan görüşünün İslam'da, iktisadi, içtimai, adalet görüşünün İslam'da, müspet bilgiler, her şey, kadın vesaire falan sayıyorsun. Her şey radikal bir şekilde terkip gözünün heykelleştirebileceğini ve bu heykelleştirme işinin bütün cihanda eşi görülmemiş bir ideologya binası kuracağına, onun da isminin hem zaman hem mekan ölçüsüyle Büyük Doğu olduğuna inanıyoruz. Burada, bir büyük Turan ülkesinin bir şeyi benzeri değil mi? Aslında Büyük Doğu, Ziya Gökalp'le ana omurgada farklılık olsa da çok ciddi benzerliklerini zaten saptayabiliyoruz. Buradaki Büyük Doğu aslında Batı'yı Hristiyanlıkla özdeşleştiren, artı hukukla özdeşleştirip onu bütünüyle kötülüklerin sembolü gören, buna karşılık Doğu'yu da bütün medeniyetin, birikimin, olumluluğun, ahlakın, erdemin ölçütü olarak görüp İslam'la özdeşleştiren bir yerden. Aslında yanlış bir Doğu ve yanlış bir Batı kavramsallaştırmasının inşasında Necip Fazıl'ın önemli bir rolü olduğunu tespit etmek lazım. Buna karşı Necip Fazıl'ın sonraki hayatının bütününde de örneğin Batı'nın olumlu değerlerine kategorik itiraz ederken Batı'nın emperyalist gücüne, NATO'suna, askeri gücüne, NATO'ya ittifak etmeye, darbesine, evet, 6. filosuna itiraz etmeyen, tam tersine onunla birlikte bir soğuk savaş ideologu olarak karşımızda durduğunu. Adeta aslında çok tipik bir şekilde erdem olan, hukuka itiraz eden, aydınlanmaya itiraz eden, birey haklarına itiraz eden ama buna karşılık Batı'nın emperyalist ayağıyla işbirlikçiliğini inşa eden, neyle? İslamcılık ve Doğu, Büyük Doğu kavramsallaştırmasıyla, evet, inşa eden bir ideolog, evet, karşısındayız. Bu açıdan da aslında ciddi bir tutarsızlık. Evet. Artı işte Bergson'ları okumuş, tartışmış, pek çok önemli filozoftan ders almış bir insanın arkadaşlık etmiş, evet, bunları aslında keşfetmiş, savunmuş. Evet, en azından böyle bir altyapısı, evet, olan bir insanın bu dönüşümünün de masum bir dönüşüm olduğuna inanmak için hiçbir neden yok. Aynen. Çünkü öyle, gerçekten masum, normal bir dönüşümden söz ediyor olsak, o zaman en azından hani sol külliyatta geçmişinde işte başka bir şey olup daha sonra sola geçmiş pek çok siyasetçi, filozof, akademisyende gördüğümüz gibi Batı'nın kötü olan yanlarına itiraz eder. Örneğin, aynen, bizi bağımlılaştırıcı, aynen, NATO'suna, bizi asker yapmak isteyen NATO'suna, bizi, evet, işte soyup soğana çevren büyük sermayesine, tüketim, en küçük anlamda vesaire, en küçük anlamda bir şey yok. Dolayısıyla buradaki Doğu övgüsü, büyük vurgusu, altı çizmesi ve Batı eleştirisi kesinlikle aslında bir soğuk savaş ideologu ile karşı karşıya olduğumuzu, ki, evet, daha sonra Türkiye'nin Türk İslam sentezcisi, ırkçı kesimlerinde de göreceğimiz, bir önceki dönemde Alman işbirlikçilerinde gördüğümüz tipte bir tablo karşısındayız. Dolayısıyla burada bir hani idealist bir dönüşümden, evet, evet, söz etmek en küçük anlamda, aynen, mümkün çünkü değil. Çünkü bunu söyleyince hayranları kızıyor ama hani o sefih hayatı devam ediyor. Evet. Bu hani daha sonradan göreceğiz, gazetelere yansıyan gözaltı alınması falan söz konusu, öyle bir olaydan henüz kronolojik olarak gelmediğimiz için örneklemiyorum ama mesela hanımı, Neslihan Hanım, gayet modern giyimli, başı açık, mini tek giyen, işte büyük kulübe giden bir hanımefendi. Ama ve son zamanlara kadar da hep bunu öyle yapan, yani evet, evet, sonradan tesettüre giren biri de değil ama mesela bu adı değmez mahlasıyla yazdığı bir yazısında ve kaç göç kaldırıldı ve kadın açıldı ve bütün mumlar söndü. Bakar mısın metaforlara, neleri ima ediyor. Kadına tütün ameleliğinden hakimlik makamına kadar her iş sağ sunuldu. Ev ve aile ocağı güme gitti. Bütün Atatürk modernleşmesini bir kalemde şeye irca etti. Kendi özel hayatının da üstünü örterek, evet, kızı yapıyor da, bunu. Evet, yani kızı var mı? Oğlu vardı galiba ama eşi böyle modern. Bizim kavgamız ki hiç durmuyor. Dinmeyen bir sağanak falan filan. Ahlaksızlık adı verdiğimiz düşmanımız birkaç nesil ölçüsünde bir buhran haline almak istidadındadır. Bu öyle bir acıdır ki bize kudurgan bir hınç vermektedir. Şimdi bak, ahlaksızlık, çöküş bilmem ne ve burada durmuyor, bir tespit yapmıyor. Ondan sonra da kitleleri şeye sefer itmek ediyor, için kışkırtıcı bir dil kullanıyor. Ki ileride değineceğiz. Buna dair kendi dünyasından da eleştiriler var bu diline. Ve bu saldırgan zat doğal olarak bütün o dönemin bu milliyetçi, ırkçı gençliği gibi Tan matbaası baskınında da fiilen yer alıyor. Bunu da ben uydurmuyorum. Kendi övünerek anlatıyor. Diyor ki Baba Ali adlı kitabında, bu bir yıla varmayan yarım yamalak intişar devrinde Büyük Doğu'nun verimi ne olmuştur? Daha ilk sondaj girişiminde petrol bulunmuş ve onun bütün yurda ve oradan tüm İslam alemine yön ve yol gösterici alev sütunları halinde bir gün kışkırtmak istidadı en iptidai şekliyle de olsa belirmiştir. Bu istidadın aksiyon, eylem planında ilk kımıldanışı Tan gazetesi baskını. Bu gazetede karargah kuran komünizma, birdenbire Anadolulu ve kökçü üniversite gençliğinin pençesine düştü. Eşyası bir toz gibi havaya savruldu. Makineleri makarna gibi didik didik edildi. Bu gençler Büyük Doğu İdarehanesi'nin önüne gelerek tezahürlerini göklere çıkarmışlar. Sabık şairi kendisini pencereye çağırmış ve hitabını çılgın alkışlar içinde dinlemişler ve yara berelerini aynı idarehanede tedarik edilen pansumat aletleriyle sarmışlar. Ve işte hemen başlarına yıkılan Tan gazetesi ve işte o gün boy göstermeye başlayan Büyük Doğu gençliği. Bakar mısın, makarna gibi makinaları tahrip, bunları övünerek ve bir model olarak, yani ileride uygulanması istenen bir model olarak da sunuyor. Ayşe, saldırgandı. Bu itiraf diyeceğim ben. İtiraf tabii. Aynı zamanda kendi ağzından. Aslında bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nde İnönü'ye de abartılı eleştirel ve İslamcı bir dil kullandığı anımsanacak olursa, aynı sırada Tan matbaası baskınının da aslında bir derin devlet operasyonu olduğu, o gençlerin daha sonra örneğin solda, sağda, İslamcı camiada göreceğimiz, parti başkanları, köşe yazarları olarak göreceğimiz insanların bütün o hepsinin o operasyonda birlikte olduğu anımsanacak olursa, aslında bir taraftan CHP'ye itiraz ederken aynı zamanda derin devlet tarafından veya istihbarat tarafından aynı zamanda kullanılan bir kişi olduğunu, aslında bir derin devlet operasyonunun başında kalkıp oradaki gençlerin önünde hitap edebilecek konuda olduğunu göstermesi anlamında da çok önemli. Bütün verileri topladığımızda aslında adeta ben Necip Fazıl'da Huntington'un medeniyetler çatışmasının Türkiye özgürlüğünde üretilmiş bir ideologu ve aynı zamanda aktivisti. Hiç bu kadar ateşli bir şekilde bu medeni iki ayrı medeniyeti birbirine girmeye teşvik eden aslında yok aslında. Batı karşıtlığının esas olarak işte komünizm, sosyalizm, sendika, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğüne itiraz olarak şekillendiğini Tan matbaası baskınında çok net bir şekilde görüyoruz. Tan matbaasını aslında komünist demek de çok abartılı olacaktır. Aslında burjuva demokrat bir çizgide daha çok Sabiha Sertel'in sosyalist, Zekeriya Sertel'in ise sosyalist olduğu tartışmalı. Ama demokrat, ama çoğulcu, sol basın özgürlüğünde bir gazeteden söz ediyoruz. Ve o gazetenin, ki eğer ele geçirmiş olsalardı kırmızı boyayla boyayıp adeta o Teksas canavarlıklarının, Amerika'nın kuruluşundaki Teksas'taki canavarlıkların kırmızı boya, işte tüy yapıştırma gibi şey. Böyle korkunç bir şeyi de dikkate alınacak olursa buradaki Batı düşmanlığının aslında emperyalizmin bir parçası olarak, ama her türlü fikri çoğulculuğa itiraz eden, eşitlikçilik başta olmak üzere itiraz eden bir cevvallik ve bu cevvallikten de beslenen. Çünkü daha sonraki işte Demokrat Parti döneminde Demokrat Parti yargılamalarının açığa çıkacak imzalı mektuplarda da görüyoruz ki bütün basın yayın hayatı, bütün fikri hayatı döneminde aslında devletten bir şekilde beslenmiş ve bu sırada İslamcılık yaparken aynı zamanda parasını kumar dahil çarçur eden bir kişilikle karşı karşıya olduğumuzu iddiasına göre görüyoruz. Recep Peker Göya demiş ki Tan'dan sonra işte sen bu biraz daha dilini yumuşat demiş, Göya masasına 100.000 lira bırakmış, o almamış. Ben almayacağını tahmin edemiyorum, 100.000 lira bırakılmışsa muhtemelen almış da olabilir. Çünkü bu tarihten sonra tümüyle dili şeye doğru, yani masonluk, Yahudi düşmanlığı vesaire gibi böyle Abdülhamit övgüleri falan gibi şeylere giriyor. Zaten orada bir 1 ay 3 günde tutuklu kalıyor. Rıza Tevfik'in Sultan Hamid'in ruhaniyetinden istimdat diye bir şiiri var. Burada Türklüğe hakaret ettiği gerekçesiyle ve bundan sonra artık İslamcılığı öven değil, Yahudilik, masonluk ve komünizm düşmanlığı yazıları çıkıyor ki bu rejimin dönemin de ruhuna uygun aslında. Hatırlarsan geçen programda yapmıştık 46'daki kısa bir bahar tırnak içinde den sonra demokrasi güçlerine rejimin ne kadar sert bir şekilde girdiğini, bütün sendikacıları, sol partileri, komünistleri hapislerde, işkencehanelerde sürüklediğini anlatmıştık. Ve operasyonun bizzat Necip Fazıl tarafından yürütüldüğü Tan Gazetesi'nin matbaasının tasfiyesini. Burada tasfiyesi falan 45, bu 47'de oluyor bu dediğim. Ve bundan sonra köy enstitüleri, ABD, IMF, TCK'nın sol akım 141, 142 vesaire gibi şeyler üzerine yazıyor ama hepsinde bugünkü sağ temalar esasında. Ve bu 49 yılı çok ünlü, bunun şiiri var biliyorsun, Sakarya'nın Destanı. Daha sonra Sakarya türküsü diye tanınacak. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya dizesi de adeta İslamcıların Kemalist rejim tarafından içine itirdikleri duygu durumunun sanki bir tercümesi gibi görülür. Değil, daha sonra İslamcı literatürde çok işte burada geçen işte parya, garip, yani aslında yoksullardan söz ediyormuş, işte mağdurlardan söz ediyormuş gibi söz etmiş. Dışlananlardan aslında, falan gibi. Aslında radikal İslamcı bir perspektifin iktidarı egemen kılınmasına dair üretilmiş muvazzalı bir dil olduğunu görüyoruz. Çünkü bu döneme, bu 40'lı yılların ikinci dönemine dair çizdiği toplum profili çok önemli. Türk vatanının yalnız Müslüman ve Türklerle meskun, yalnız Türkler ve Müslümanlardan ibaret hale gelmesi, hain ve müzlim karanlık unsurlardan baştan başa temizlenmesi için her türlü tedbir alınacaktır. Şimdi bu proje dergisinin kimi yazılarında radikal bir şekilde eleştirdiği dönemin Cumhuriyet Halk Partisi'nin, dönemin devletinin, iktidarının da doğrudan görüşleri. Zaten fiiliyatta varlık vergisiyle, fiiliyatta işte Trakya Yahudilerinin tasfiyesiyle, fiiliyatta bir müddet sonra 6-7 Eylül 1955'te yapılacak olan o pogromla falan zaten uygulanmakta olan şeyin aslında adeta İslamcı bir yerden ve örgütlü eylemli bir yerden. Çünkü aynı sırada Nihal Atsız da bunu Turancı bir dille ve Turancı örgütlenmelerle yapacaktır. Dolayısıyla hani Nihal Atsız misyonuyla Necip Fazıl misyonunun aslında aynı misyonun ve o sırada bir yanıyla işte çağdaş modernleşme, işte Batı'yla entegre demokrasiye, çok partilere geçme işleri yapıyormuş gibi gözüken bir iktidarıyla da aynı şekilde uyumlu olduğunu. Uyum ne? Tek tipleştirme. Uyum ne? İşte farklı olan herkesin tasfiyesi. Uyum ne? İşte sadece gayrimüslimlerin değil, işte Türk Müslüman ama soldan bir yerden, basın özgürlüğünden, farklı hak ve özgürlükleri savunan bir yerden insanların da kendini ifade edemez hale getirilmesi misyonu. Bu açıdan baktığımızda aslında bir müddet sonraki süreç açısından da çok ciddi, çok çarpıcı bir durum. Yani 60'larda az mı kaldı zamanımız? Evet, bitiriyoruz. 60'larda o Aydınlar Ocağı'nın formülünü yaptığı Türk-İslam sentezini aslında Necip Fazıl İslam ayağını, ama nasıl Batı görünümlü, yani Batı kültüründe sarıklı İslam değil de daha bir şey, seküler şeyinde kabul edeceği şeyi olan, görünüş olan Nihal Atsız da Türkçe ayağını oluşturuyor. Sonradan bunları ikisini evlendirecekler, ama esas amaç hakikaten bu kişilerin ajite ettiği o vurucu güç, gençlik, gerektiğinde olaya, yani matbaayı yıkacak, şeye, vagonli şirketini alt üst edecek, daha önceki bir olay ama hani örnek olarak söylüyorum. Böyle bir vurucu militan güç yetiştirmek, inşa etmenin de şeyi aslında devletten bağımsız olmayan, devletin farklı kanatlarıyla kavga etse de aslında bir projenin bir müddet sonra, dediğim gibi 60'lı yıllarda artık doğrudan CIA'nin, ABD'nin, NATO merkezinin doğrudan devreye gireceği bir organizasyonun, bir toplum inşa projesinin çok önemli bir ideologuyla karşı karşıyayız. Ara verelim, devam edelim ikinci bölümde. Bir hayli çarpıcı ayrıntı var çünkü gerçekten. Değerli Artı Televizyonu izleyicileri, 2018'in son haftasında Necip Fazıl'a atfen verilen Necip Fazıl ödülleri ve Necip Fazıl ailesi tarafından kurulan vakfın söz konusu bu ödül ve ödül vericilere karşı protesto, korsanlık suçlaması mahkemesinden hareketle bir Necip Fazıl irdelemesi yapıyoruz. İkinci bölümde Necip Fazıl'ın nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya tasavvuru sunduğunu, savunduğunu, darbeler karşısında ne yaptığını daha net, ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Saat başında görüşmek dileğiyle.